Bu arada çocuklar için küçük bir şeyler aldım. Teşekkürler. Zahmet etmişsin. Abim söyledi, Tılsım baleye başlamış. Ona da böyle ufak tatlı bir şey aldım. Teşekkür ederiz. Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. Sen? İyi. Ne var ne yok? Aynı. Ama sen böyle buluşup kahve içmek istediğine göre, bir de bana böyle baktığına göre sende bir şeyler var. Yalan yok. Var. Karsu, Atilla benden boşanmak istiyor. Sebep olarak da sana olan aşkını gösteriyor. Ben miyim sebep yani? Ben kocamı çok seviyorum. Fakat o bir kadın için beni terk ediyor. Bu sana tanıdık değil ya, sen biliyorsun bu hikayeyi. Bir dakika Lale. Yanlış mı anlıyorum, yoksa sen şu anda kendini benimle mi kıyaslıyorsun? Niye gülüyorsun, ben anlamadım. Çünkü ben her şeyi biliyorum Lale. Atilla bana her şeyi anlattı. O yüzden bu kocama aşığım, kocamı seviyorum saçmalıklarını kesebilirsin. Bu yapmaya çalıştığın sahte mağduriyet birazcık komik duruyor. Bundan prim kasmaya çalışma. Anlamadım. Her şeyi anlattı derken? Neyini anlamadın? Her şeyi biliyorum işte. Neden evlendiğinizi, ailesini, babasını, yapmak zorunda kaldıklarını, yapmak isteyip de yapamadıklarını, her şeyi biliyorum. Sana da teşekkür ederim bu arada. Yani beni ve yeğenlerini korumak için çok büyük bir fedakarlık yaptın ama bence gerçekleri daha fazla bükmeye çalışma. Karsu, yani öyle tuhaf konuşuyorsun ki gerçekten şaşırtıyorsun beni. Neden? Neden şaşırtıyorum seni ya? Hı? Eskisi gibi ayıp olmasın diye söyleyemediklerimi içimde tutmadığımdan mı şaşırıyorsun? Yani öyleyse söyleyeyim şimdiden, daha çok şaşıracaksın. Çok. Öyle mi? Ha. Artık ne yaşadıysanız. Tabii ben benden boşanacak kadar bir şey yaşadığınızı düşünmemiştim hiç. Yaşadığımız şeyler seni ilgilendirmez. Ama merakını gidereyim. Siz evlendiğinizden beri bizim aramızda hiçbir şey olmadı. Olamaz da zaten. Ayrıca bunların hesabını soracağın kişi ben değilim. Ben herkesten, her şeyden uzaktayım. Beni bu meseleye karıştırma. Karsu, ben Atilla ile birlikte olmak istiyorum. Boşanmak istemiyorum. Lale, sen bir iyilik yaptığını düşünerek içine girdiğin bu sahte evlilik etkisiyle mi böyle konuşuyorsun? Yoksa bu duyguların çok önceden vardı da sen bu durumu lehine çevirebileceğini düşündüğün için mi bu saçmalığı kabul ettin? Bir sorsana kendine Lale. Her iki durumda da benim senin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Kocaman kadınsın. Kendin ettin, kendin buldun. Sonuçlarını da sen katlanacaksın. Benim artık kalkmam gerekiyor. Kahve için teşekkürler. Yeğenlerine aldığım hediyeleri de onlara ileteceğim. Görüşürüz. Kendim ettim, kendim yerim. Öyle mi? Siz öylesiniz.